BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, AK Partili vekillerden edindiği bilgileri aktardı. AK Parti'de tarım kesiminin durumundan memnun olmakla birlikte özellikle büyük şehirlerde ücretli kesimlerin, özellikle de emeklilerin rahatlatılması gerektiği ifade ediliyor. Maaşların enflasyon karşısında erimesine karşı da parti içinde formüller tartışılıyor konuşulan formüllerden biri en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi veya maaşların asgari ücret oranında artırılması yönünde. Bu önerinin parti yönetimince de uygun bulunması halinde mecliste yeni bir yasal düzenleme yapılabilir. Ancak parti kaynakları bu konuda çok farklı öneriler olduğunu, ekonomi yönetiminin de yapacağı değerlendirmelerle netleşeceğini ifade ediyorlar. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte memur olan vatandaşların merakla beklemiş olduğu Ocak 2023 zamları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken maaşların artacağına ilişkin yeni açıklamalar da yapılıyor. Ocak ayında asgari ücretle beraber emekli maaşları da zamlanacak. Bu zamın ise çok büyük olması beklendiği belirtilirken, en düşük emekli maaşı beklentisi de yüzleri güldürdü. Yüksek limitlerde emekli maaşlarına zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı da artacak. Temmuz ayında yapılan zamlar ile birlikte rahat bir nefes alan emeklilere alım gücü daha da yükselmesi için Ocak ayında maaşlara dev zamlar yapılması bekleniyor. 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz zamındaki inisiyatifi gibi bir inisiyatif alarak maaşlara dev zam talimatı vermesi kuvvetle muhtemel olarak görülüyor. TÜİK tarafından belirtilecek olan son 6 aylık enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşlarına 2023 yılından zam yapılacak ve sadece emekli maaşlarına değil, ayrıca asgari ücretle çalışan vatandaşlar da tekrardan zam alarak yüksek maaşlar alabilecekler. Konu ile ilgili olarak Ocak ayında emekli maaşlara yüksek zamlar yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan ve sızan bilgilere göre en düşük emekli maaşının 5500 Türk Lirası olmasının öngörüldüğü paylaşıldı en düşük emekli maaşı 5500 Türk lirası olursa diğer emekli maaşlarının da ciddi oranda artması bekleniyor. Bu zamlar ile emeklilerin rahat bir nefes alması hedefleniyor ancak maaşların net olarak ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Ocak ayı emekli maaşı zammı için çalışmaların başladığı belirtilse de net bir açıklama yapılmadı. Emekliler şu anda toplumun en zorda olan kesimi. Açlık sınırının altında yaşıyoruz. Artık sadece markete gidip ekmek, lazımsa da süt alıp geri dönüyorum. Bir kafede oturacak, bir pastanede iki çay içecek durumumuz yok. Parklardaki banklarda oturuyorum. Tek gittiğimiz yerde market. Ona da paramız yetmiyor zaten. Bu sözlerin üstüne bir de öfkeyle emekliyi bu toplumun dilencisi durumuna getirdiler diye bir ekleme yapıyor 66 yaşındaki emekli Yusuf Alkaç. Aylık 3500 lira aldığı emekli maaşıyla geçinemiyor Yusuf Alkaç. Telefonda özellikle kış aylarından bu yana içinde bulunduğu çaresizliği anlatırken ara ara sesi yükseliyor. Bayram ikramiyesinin az da olsa kendisine ve ailesine iyi geleceğini anlatan emekli Alkaç, o ikramiyenin de asgari ücrete yapılan zamın altında kalmasına yani 1100 Türk Lirası olarak belirlenmesine tepkili. Yıl başında hükümet memur emeklisine zam yaptı. Asgari ücretlilere yüzde elli zam yaptı. Ama bize yapmadılar. Onca hizmet ettik ama bize ek bir şey vermediler. Allah sizi inandırsın, gözümüz bu kez bayram ikramiyesindeydi. Hiç olmazsa 1500 lira yapılır diyorduk. Ama onu da artırmadılar. Evde üniversite bitirmiş ama işsiz kızım var. O parayı ona veririz diyorduk. Elinde harçlığı olur dedik. Emekli maaşıyla sadece biz geçinmiyoruz işsiz evladımız da o paraya bakıyor. Bayram ikramiyesinden umduğunu bulamayan emekli Yusuf Alkaç'ın gözü kulağı şimdi emekli maaş artışında. Ama ondan da pek umutlu değil. Bakanın, 1 Mayıs'ta yapacağım dediği açıklamayı bekliyoruz. En düşük emekli maaşı artacakmış. Benim maaşımda en düşük emekli maaşından 1000 lira yüksek. 3500 lira yani. Şimdi nasıl olacak diye soruyoruz kendi kendimize. Sadece en düşünümü yükseltecekler yoksa kademeli olarak bize de etkisi olacak mı? Emekliyi bu toplumun dilencisi durumuna getirdiler. Bugün 13.600 bin emekli var ve 12 milyonu açlık sınırı altında. Bugün 4.800.000 bin emekli 2.500 Türk lirası altında maaş alıyor. Ülkede resmi rakamlara bakıldığında açlık sınırı 5000 Türk Lirası, yoksulluk sınırı 16000 TL. Emeklisen Genel Başkanı Cengiz Yavuza göre Türkiye'de emekliler hiçbir zaman refah içinde yaşamadı. Ama geçtiğimiz yıllarda 5510 sayılı yasa ile birlikte aylık bağlama oranlarının düşmesiyle durum daha da vahimleşti. Yavuz, 13 milyon 600 bin emeklinin 12 milyonunun açlık sınırı altında yaşadığına dikkat çekiyor ve ekliyor: Bugün 4 milyon 800 bin emekli 2.500 Türk lirası altında maaş alıyor. Bugün 13.600 bin, bin emekli var ve 12 milyonu açlık sınırı altında. Bugün 4 milyon 800 bin emekli 2.500 Türk lirası altında maaş alıyor ülkede resmi rakamlara bakıldığında açlık sınırı 5000 Türk lirası, yoksulluk sınırı 16000 TL böyle bir ortamda bir emeklinin 2500 Türk lirası ile geçinmesi kabul edilemez. Kaldı ki dul ve yetimler arasında 800 TL'ye kadar düşüyor bu aylıklar. Aslında bu 2500 Türk lirası de direkt ücretlere yansıtılmıyor, hazine yardımıyla tamamlanıyor. Yani maaşı 2500 liraya tamamlanan kişiler Temmuz ayında yapılacak olan zamdan faydalanamayacak. Yani denildiği gibi en düşük emekli aylığı 2500 Türk Lirası olmadı, 2500 liraya tamamlandı. Ortada bir aldatmaca söz konusu. Emekli ikramiyeleri ve maaşları enflasyon altında erimiştir ve emeklilerimiz açlığa mahkum olmuştur. Bugün 14 milyona yaklaşan emeklinin 6 milyonu ikinci bir işte çalışmak zorunda enflasyon ve ekonomik kriz karşısında emeklilerin ezildiğini dile getiren emeklisen genel başkanı Cengiz Yavuz temel ihtiyaçlara gelen zamlarla emeklilerin açlığa mahkum edildiğini söylüyor. Ocak ayı itibariyle asgari ücrete devasa zamlar yapıldı diye müjdeler verdiler. Ama bir gün sonra enflasyon aldı başını gitti, doğalgaz ve elektriğe zamlar geldi. Emekliye verilen artış ile enflasyon rakamları arasında uçurum var. İkramiyelerimiz de enflasyon altında. Yani verilen ikramiyeler ve maaşlar erimiştir ve emeklilerimiz açlığa mahkum olmuştur. Bugün 14 milyona yaklaşan emeklinin 6 milyonu ikinci bir işte çalışmak zorunda. Yoksa geçinemez. Emekli Sen Genel Başkanı, kış aylarında emeklilerin özellikle ısınma ve gıda sorunu yaşadığını ve pek çok kişinin de evlerini kapatıp çocukları ile yaşadığını belirtiyor. Yine sağlıktan alınan katkı payı da emeklilerin sağlığa erişimini zorladı. İnsan onuruna yakışır bir yaşam sürmenin kriterleri ortadan kaldırıldı. Örneğin bu kış ısınma sorunu yaşadı birçok emekli. Yine gıda zamlarından sonra pek çok emekli atılan gıdalarla beslenmeye çalıştı. Bugün Türkiye'de çekirdek aile kavramı bitti. Yaşlılarımız yani emeklilerimiz geçinemediği için evlerini kapatıp çocuklarının yanına gitti. Ülkedeki emeklilerin %71'i 56 yaş üstü ve tamamına yakınının kronik rahatsızlıkları var. Sağlıkta katkı payı alınmasın diye başvurmadığımız yer kalmadı ama bir sonuç alamadık. İnsan olmanın kriterlerini karşılayamamaktan yakınıyoruz. Bizim talebimiz en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete denk gelmesi. Herkes 3500 Türk Lirası ile geçim olmayacağını çok iyi biliyor. Seçim sadece siyasilerin değil emeklilerin de gündeminde. 14 milyon olduklarını hatırlatan Emeklisen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, siyasi partilere taleplerini ilettiklerini söylüyor. Eurones'e konuşan Yavuz, partilerin seçim beyannamelerinde kendilerine yer vermelerini ve emeklilerden yana tavır takınmalarını hatırlatıyor. Uluslararası Yaşlılar ve Emekliler Federasyonu'na göre en mutsuz emekli Türkiye'de. Bana göre Türkiye'nin ekonomik koşulları emeklileri refah düzeyine ulaştırmak için müsait. Ama bazı sermaye derlere gidiyor bu paralar, yani ekonomik güç var ama tercih bir avuç sermayeden yana. Emekliyi ve işçiyi yok sayan politikalar izleniyor. Bizim talebimiz en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete denk gelmesi. Herkes 2500 Türk lirası ile geçim olmayacağını çok iyi biliyor.